Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu değerli izleyicilerimiz. Yeni bir haftada daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hafta hukukçu konuğumuz, hukukçu Gülsüm Sena Kiraz hanımefendi ile başarı kavramını ele alacağız. Başarı nedir? Başarıya götüren etkenler, başarıya psikolojik bakış açısı ve yine Kur'an ve sünnet perspektifinden başarı kavramını inceleyeceğiz inşallah. İstifadeli olmasını umuyoruz. Buyurun başlayalım. Gülsüm Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim elhamdülillah. Siz nasılsınız? Hamdolsun bizler de iyiyiz. Uzun bir aradan sonra sizi tekrardan ağırlamanın Fikir Atölyesi programımıza mutluluğunu yaşıyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün güzel bir konuyu işleyeceğiz sizinle beraber inşallah. Öğrenci kardeşlerimiz için de faydalı olacağını umuyoruz yine. Başarı kavramı, başarı nedir diye bir giriş yapacağız inşallah. Öncelikle başarıyı ele alalım. Başarı nedir? Başarı denildiğinde ne kastediliyor? Buyurun. Başarı kelimesi Latince çıkış kelimesinden geliyor ve final veya terim anlamına gelir. Yine başarı sonucunun yararlı olduğu öngörülen bir eylemi sonuçlandırmak, bir işin üstesinden gelebilmektir. Ve bireyin mutlu olacağı bir konuyu tespit etmesi, ona ulaşmak için hedef koyması ve bu hedef minvalinde, bu hedef ışığında çalışmasıdır. Yine biz başarıya baktığımız zaman başarı öncelikle her birey için çok farklıdır. Yani çok göreceli bir terimdir. İnsanlara göre, zamana göre, şartlara göre farklılıklar gösterir. Ve insana göre, zamana göre bu farklılıklardan dolayı da izafi bir kavramdır. Biz başarıyı günümüzde yeryüzünde yaşayan 7 milyar insan var. Hatta bu 8 milyara yaklaşıyor. Ve gün geçtikçe de bu sayı artmakta. Biz de her birimiz bunun insanlardan biriyiz. Ve herkes kendine bir başarı merdiveni oluşturuyor. Ve herkes kendince o başarı merdivenini tırmanmaya çalışıyor. Biz diyelim ki bir genç için bahsedelim. Bir genç, liseli bir genç için başarı nedir? Üniversite sınavını kazanmaktır. En azından şu an günümüz şartlarında. Ya da bir iş insanı için nedir? O işinde başarılı olmak ya da o diyelim ki bir ihale varsa o ihaleyi almak. Bir anne için başarılı olmak nedir? Çocuklarını en güzel şekilde yetiştirmektir. Herkesin bir başarı anlayışı, bir başarı algısı var. Ve bu başarı için farklı farklı yollar, farklı farklı merdivenler çıkılması gerekmektedir. Yine biz şunu da çok iyi biliyoruz ki Allah-u Teala varlıklar içerisinde amaçsız ve gayesiz hiçbir yaratılış hani yaratmamıştır. Allah-u Teala kulluğu da varlığımızın merkezine yerleştirmiştir. Çalışma ve güzel hasletler ile sürdürülen bir gayretler hem Allah katında hem de insanlar arasında takdire şayan bir meziyete sebep olmaktadır ve biz buna başarı diyoruz. Biz Peygamber Efendimiz'in siretine de baktığımızda hatta Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e kadar gelen bütün peygamberlere baktığımızda bir mücadeleleri var, bir hedefleri var, bir amaçları var ve bu burada kendilerini isabet eden bütün çilelere göğüs gererek asırlar sonrası ulaştıracakları hedefler için sebat ediyorlar. Bütün insanlar için bu böyledir. İşte farklı farklı her birimizin amacı gayesi var ve biz bunları ne yaşarsak yaşayalım o amaç doğrultusunda hedefe ulaşmak için, o başarıya ulaşmak için çaba sarf ediyoruz. Biz yine toplumumuza yön verecek nice alimlere baktığımızda da bu böyledir. İşte bilginler var, filozoflar var ve hayatlarıyla bir numune olup insanları inançlarıyla çelişmeden büyük başarılara ulaştırmışlardır. Biz bunlara birçok örnek verebiliriz. Mesela alim ve yazar Ebu Ala el-Mevdudi bunlardan bir tanesidir. İşte 20. yüzyılda yaşamış en önemli alimlerin başında geliyor. O alim düşünür ve lider kimliğini bir arada tutabilen nadir insanlardan bir tanesi Mevdudi. Evet. Yine aynı şekilde ilimle dolu geçen bir hayatı var. Biz eserlerine baktığımızda birçok eser yazmıştır Mevdudi. Ve 76 yıllık bir ömürden bahsediyoruz. Bu ömrün hepsini fikirlerinin üzerinde çokça durulması gereken çağımız Müslüman önderlerinden biri olarak bizlere aktarmıştır. Evet. Yine başka bir alim olarak Muhammed İkbal'e baktığımızda o da aynı şekilde Pakistanlı bir İslam alimi, filozof ve politikacı. Ve yine aynı şekilde şiirleri çağdaş Urdu ve Fars edebiyatının en önemli yapıtlarından bir tanesini oluşturuyor. Allame İkbal olarak bile biliniyor. Yine aynı şekilde Hindistan'daki Müslümanların bağımsızlık mücadelelerinde ilk defa dile getirenlerden bir tanesi Muhammed İkbal. Biz bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ali Şeriati mesela İranlı bir Müslüman, aynı zamanda sosyolog, aktivist, düşünür ve yazar kendisi.
Ve özellikle din sosyolojisi alanında çağdaş İslam düşüncesi üzerine eserler vermiş ve yine takdire şayan bir mücadele hayatına sahiptir. Yani biz aslında baktığımızda birçok alim daha sayabiliriz. Bunların asla sonu gelmez. Bütün hepsinin temelinde bir başarı var ve bu başarıya ulaşırken bütün ömürlerini, hatta bütün uğraşlarını oraya sarf etmişler ve sonucunda da o başarıya ulaşmışlar. Yine biz bunu şey olarak da bu, o başarı mücadelesine baktığımızda aslında başarı, psikolog Ben Smith-Lend'in de söylediği gibi başarı bir yolculuktur. Evet. Aslında bir varış noktası değil. Hani biz şey diye düşünüyoruz, işte evet başardım bitti, tamam bu benim sonucum. Hayır, aslında o yolculuğumuz bizim için bir başarıdır. O yolculukta neler kat ediyoruz, neler yapıyoruz, nelerle mücadele ediyoruz veyahut da biz neleri o başarıya ulaşmak için nelerden feragat ediyoruz. Aslında başarıyı biz sadece sonuç olarak nitelendirmemiz hem kendimize hem yaptığımız işe büyük bir haksızlık olacaktır. Hmm. Çünkü bu başarının biz hayatımız boyunca belki arkasından koştuğumuz bir iş. Evet. Ve biz bu şey başarıyı elde ederken birçok sorunla karşılaşıyoruz. Aslında bunu da içine almamız lazım ki o sorunlarla karşılaştığımızda şey diyebilelim. Ben başarı için bu sorunlara sebat etmeliyim. Evet. Ben o sonuca ulaşmak için bunlara katlanmalıyım. Belki de bizim hepimizin yaptığı büyük yanlışlardan bir tanesi bu. Başarıyı o kadar kendimizi sonuca odaklıyoruz ki o yolda önümüze gelen engeller bizim vazgeçme sebebimiz olabiliyor maalesef ki. O yüzden başarıyı kabul ederken o yolu da başarı olarak kabul etmemiz ve o şekilde ilerlememiz lazım ki çünkü hani başarıyı biz kendimiz oluşturuyoruz. Evet. Hani öyle birden hop hadi ya başarı senin önüne gelsin diye bir olay yok. Bu kimse de olmaz ki biz baktığımız zaman, incelediğimizde, araştırdığımızda başarı ortaya koyan, işte başarılı diye addettiğimiz kişilerin hayatına baktığımızda zaten onlar da belli bir yol gitmişler. Evet. Belli şeyler yaşamışlar. Her gün küçük adım atmışlar belki ya da büyük adım atmışlar. Çünkü kimse ilk adım attığı andan itibaren başarılı olarak addedilmez. O adımların toplamında ulaşılan şeyden sonra başarı diye biz başarıyı nitelendirebilir, açıklayabiliriz aslında. Evet. Yani belli bir çabadan, belli bir azmetmeden sonra gelen aslında bir kavram olarak ele alabiliriz. Ki nitekim sözde de hiç kimse başarıya elleri cebinde, başarı merdivenini elleri cebinde tırmanamaz diye. Yani belli bir çabadan sonra aslında bunu ulaşacağımıza inanmamız gerekiyor diyebiliriz belki, değil mi? Evet. Hı-hı. Tabii ki de çünkü hani başarı diye tabir ettiğimiz şey zaten genel olarak kişilerin başarı diye adettiği şeyler öyle hani kolay ya da ulaşılamayacak şey değil. Ulaşılabilecek kolay bir şey olsaydı zaten başarı olarak adlandırılmazdı. Normal hayatın akışında bir olay olarak görülürdü. Genelde zaten başarı diye adettiğimiz ya da başarı olarak belirlediğimiz şeyler bizim kendiliğinden işte olmayan belli bir azim ve gayretle çalışma ardından gelen şeyleri biz başarı olarak nitelendiriyoruz. Bu sebebedir ki hani o başarı herkes ulaşamıyor. Çünkü başarının ulaşmak için biraz meşakkatli bir yoldan gitmek gerekiyor. Ve o meşakkatlerin hepsini tek tek aşmak ve sabırla ilerlemek gerekiyor ki o başarıya ulaşabilirim ki eğer böyle olmasaydı zaten herkes başarılı olurdu veyahut da başarılı diye addettiğimiz insanlar sayıyla olmazdı. Tabii ki herkesin farklı başarıları var ki hani bu küçük başarılar olabilir. Hani belki de her şey insanlık için küçük ama kişi için büyük diye nitelendirdiğimiz herkesin farklı başarıları var. Ama bu başarıları ulaşmak için bizlerin büyük bir azimle gayret etmesi gerekmektedir. Evet, doğrudur. Evet, peki ekleyeceğiniz varsa alalım yoksa diğer soruyla devam edelim. Diğer soruya geçelim. Tamamdır. Başarıya psikolojik bir bakış açısıyla ele aldığımız zaman neler söylemek istersiniz? Yani ki baktığımız zaman başarı psikolojiyle çok doğru orantılı bir yerde duruyor. Çok önemli. İki kavramı ele aldığımızda ve ona bir psikolojik bakış açısıyla baktığımızda neler söyleyebilirsiniz? Buyurun. Şöyle ki zaten yaşamımızın temelini oluşturan ve karşılandıkça bizi büyüten, geliştiren ihtiyaçlarımız var. Evet. Bunlardan mesela en başlıları yemek yemek, su içmek, işte uyumak, sevilmek, ilgi görmek, takdir edilmek ve başarılı olmak. Bunların hepsi aslında yaşamımızın temelini oluşturan ihtiyaçlarımızdan bir tanesidir. Bu başarılı olma da aynı şekilde İçinde bulunduğumuz yüzyıla göre, işte bulunduğumuz topluma göre, kültüre göre değişmekte. Her toplumda farklı bir başarı örneklendirmesi ya da farklı bir başarıya bakış açısı vardır. Başarılı olma kavramına karşılık gelen anlam ise insanın var olan potansiyelini ve mevcut özelliklerini ortaya çıkarması.
Yani aslında başarılı oluyoruz ama zaten o başarı bizim içimizde olan bir potansiyel. Sadece biraz onu çıkarmak için çabalamak gerekiyor. Evet. Aslında onun üzerine yoğunlaşmak gerekiyor. Hı-hı. Başarı güdüsünü tanımlamak istersek kişinin yaptığı işi sürekli olarak en iyi yapma arzusu. Hani en iyisini yapmalıyım ki en iyisine ulaşayım. En iyisini yapayım ki o en dediğimiz noktaya, o hani artık o noktaya neyi koymuşsak, bu bir okul kazanmak olabilir, bu bir işinde en iyi olmak olabilir, bu işini en iyi şekilde icra etmek olabilir. Hani hı-hı, o ene ulaşmaya biz aslında başarı diyoruz. Burada psikolojiyle aslında bağlantı kurduğumuz zaman başarılı olmak kişinin kendisinden başlayan bir olay. Hı-hı. Yani aslında beynimiz o kadar güzel bir şekilde bir sistemle işliyor ki biz ona ne komut verirsek, beynimiz onu yerine getirmek için, gerçekleştirmek için bizimle seferber oluyor. Mesela en basitinden buna şey örneği verebiliriz. İşte biz beynimize ben sabah 6'da uyanacağım diye dikte ediyoruz ve hı-hı, bunu inanıp kabullenip uyuduğumuz zaman bir şekilde saat 6'ya ulaşmadan ya da 6 civarlarında uyandığımızı görüyoruz. Ben bunu kendi hayatımda da tecrübe ettim mesela. Şu şekilde aktarabilirim. Arkadaşım sınav haftasındayız. Telefonu bozuldu. Hiçbir şekilde evde çalar saat ya da alarm kurabileceği hiçbir alet yok. Biz internet üzerinden işte laptopta bir şekilde iletişim kuruyoruz. Hı hı. Ben ona şey dedim hani inşallah dedim sen dedim kendin de saat 4'te uyanacağım diye hani onu beynine yolla, o sinyalleri yolla ve dua et bir şekilde uyanırsın. Ben buna eminim. İnanarak uyu dedim. Hı hı. O da dedi ki inşallah öyle yapacağım. İşte bir sonraki gün sınav günü geldi. İşte okulda biz görüştük. Şey dedim hani ne oldu uyanabildin mi gece? Şey dedi ben işte kendimi dedim ki işte saat 4'te uyanacağım. Dedi sen uyandığımda saat 3.58'di. Gerçekten hani beynimize biz neyi odaklarsak onu yapıyoruz. Hani ben bu işi başaracağım dersek beyne biz onu yolladığımız için önden ona şey yaptım. Beyin zaten ona göre çalışmaya başlıyor ve biz o işi başarıyoruz. Doğru, aynen öyle. Burada da aslında başarının psikolojiyle, kişinin kendisiyle ne kadar alakalı olduğunu görüyoruz. Hani biz dedik ya insanın potansiyelini ortaya çıkarmak diye. İnsan o potansiyeli ortaya çıkarmalı ve kendini ortaya koymalıdır. Hı-hı. Hani bu başarının ihtiyacının nasıl karşılandığı diğer ihtiyaçlarda olduğu gibi kişiden kişiye göre değişiyor tabii ki de. Evet. Hani bir insan diyelim ki günde 3 öğün yemek yiyor, 7 saat uyuyor, bu ona yeter. Ama başka bir insana göre bu öğün sayısı artabilir veyahut da azalabilir. Ama biz şunun farkındayız ki bir insan bir öğünle, bir saat uykuyla hayatını idame ettiremez. Bu herkes için böyledir. Evet. Aynı şekilde veyahut da bir insan bütün gün yemek yiyerek ya da bütün gün uyuyarak da hayatını idame ettiremez. Başarı da aynı bu şekildedir. Evet. Hani kişilere göre değişir. Benim için diyelim ki günde 3 saat ders çalışmak büyük bir başarıyken bu başkası için 6 saat çalışmaktır. Ama bir başarıdır sonuç olarak. Bu kişinin tamamen kendini tanıması, kendini bilmesi ve ona göre programasından dolayı olan bir şey. Evet. Yine biz başarı kavramına yüklediğimiz anlamlar noktasında da işte bebekliğimizden itibaren bizi yetiştiren kişiler var. Ve bu kişiler bunlardan birçok bilgi edindiniz ve daha küçük olmamızın vermiş olduğu şeyden dolayı biz bu bilgileri çok öğütüp beyin süzgecinden geçirmeyiz. Direkt kabul ederiz. Hı hı. Aslında başarıyla bilgiler de biraz daha küçük yaştan başlayan şeyler. Büyüklerin, bizi yetiştiren kişilerin bizim beynimize yüklediği şeyler. Bize başarıyı ne diye örnek vermişler. Mesela diyelim ki başarı ve başarısızlıklarla bizi olduğumuz gibi kabul eden, işte her başarısızlığımızda bizi bu kendi potansiyelin olduğunu, işte bundan ders çıkarmamız gerektiğini söyleyen ve bunu bizde destekleyen öğretmenlere ya da ebeveynlere sahip bir bireyin yaptığı ve yapamadığı şeylerin aslında onun için bir problem olmadığını söylediği zaman bunlar hepsi o bireyin kendini tanımasının için bir deneyim olur. Ve değerini bu şekilde bu başarıyla ölçmez. Hmm. Ama aksine diyelim ki işte sürekli bu başarıyı karşı tarafa bir baskı olarak uygulayıp işte sen düşük not alman beni çok üzüyor veyahut da işte sen bu yarışmada başarılı olursan insanlar seni sever. Veyahut da sen niye bir şey beceremiyorsun? Alt üstü yapacağım bir dersi dinlemek, bunu da anlamıyor musun? Sana bu kadar anlatıyorlar gibi ifadeler. Her ne kadar çocuğu başarıya itmeye ya da o başarıya yönlendirmeye amacıyla iyi bir niyetle olsa dahi bu çocuğun belli bir noktadan sonra beyninde şuna şey yapıyor. Evet, ben başarılı olmalıyım ki insanlar beni sevsin. Eğer ben başarılı olmazsam insanlar beni sevmeyecek. Ya da evet ben başarılı olmalıyım ki birilerine sözümü geçirmeliyim. Ben başarılı olmazsam bu defa sözümü geçiremem. Hı hı. Bu sefer beyin bunu kodlayınca her sevilmek istediğinde başarılı olmayı insanın önüne sürüyor. Bu defa başarılı olunca bakıyor birey
Hayır, kimse beni sevmiyor bunun için. Ya da ayrı bir sevgi gösterisi almıyorum ben bunun için. Ya da işte kimse benim sözümü dinlemiyor. Bu defa başarıda bir doyuma ulaşmıyor. İster istemez o başarı onun için bir başarısızlık haline geliyor. Her ne kadar o kendisi bunu kabullenmese ya da bilmese de bu defa daha da sevilmek için daha çok başarılı olmaya çalışıyor. Ve sürekli bir düşüş, 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 düşüş derken bir yerden sonra o bireyin gelişimi için büyük bir engel haline geliyor. Evet, büyük bir hasar oluşuyor aslında onun kendisinde de. Ya tabii ki direkt hani birey kendini şey olarak odaklıyor. Niye olmadı? Evet. Ben neden başarısız oldum? Halbuki başarıya ulaştım. Evet, ya biz girişte hani başarının aslında öğrenciler için çok önemli bir kavram olduğunu söyledik. Fakat ebeveynler için de çok önemli. Yani ebeveynlerin doğru anlaması, doğru tanımlaması kendi çocukları için de, kendi ürettikleri belki hani nesiller için de ne kadar önemli bir yani şey taşıyor. Şimdi ben çocuğuma neyi nasıl anladıysam ona onu öyle aktarıyorum. Ve çocuğum kendi kişiliğini bu benim anlatmış olduğum şey üzerine bina ediyor. Aslında ne kadar önemli. O yüzden hani deniliyor ya, çocukların tasarrufları, davranışları ebeveynin karneleridir diye. Yani o yüzden aslında bireylerin ve yetişkinlerin, anne babaların özellikle kavramları çok doğru algılayıp doğru aktarabilmeleri gerekiyor ki bu çocuğun ileriki yaşamında mesela ifade ettiğiniz gibi bir özgüven problemi de çıkıyor bu başarıyı yanlış tanımlamadan dolayı çocuklar için. Ya elbette hani bu aslında ebeveynler o an belki gerçekten bunu istemiyor olabilirler. Hani amaç çocuğu teşvik etmek, amaç çocuğu hani başarıya yönlendirmek. Bunun hani ben de farkındayım. Kimse çocuğunun hani kalkıp da ileride başarısız olmasını tabii ki istemez. Ama kullanılan metot yanlış olunca psikolojide beyin bunu farklı şekilde algılıyor. Farklı bir şekilde ilişkilendirip farklı bir şekilde kullanınca bu sefer hasara ve daha çok başarısızlıklara sebep oluyor. Hani biz konunun başında da dedik ya, yemek, uyku ihtiyacının karşılanıp karşılanmadığını biz vücudumuzdaki sinyallerden anlıyoruz. Nasıl? İşte uykumuz gelince ya gözümüzü açamıyoruz, bir yerden sonra algı kapanıyor, bir şeyleri anlayamıyoruz. Ya da işte yemek ihtiyacımız geldi, karnımızdan hani ona dair bir bildirim direkt bize geliyor. Aslında bu başarıda da böyledir. Başarıdaki biz o tamamen ihtiyacın karşılanıp karşılanmadığını doyum hissinden anlayabiliriz. Ama bu doyum hissi şey değil işte. Aldığımız unvanlar ya da makam, mevki ya da yüksek notlar değil. Bu doyum aslında bunlar değil. Bunlar sadece onun maddi yansıması. Biz o doyum hissini nasıl yaşarız? Mutlu olduğumuzda, o başarının sonucunda mutlu olduğumuzda ya da o işi yaparken keyifle yapıyor olmak. Aslında bizim o başarıda doyuma ulaştığımız anlamına gelir. Ya da takdir ediliyorsak bu hoşumuza gidince demek ki evet tamam ben başardım ve doyuma ulaştım. Ama şayet ben o işi başardım ama hiçbir mutluluk hissetmiyorum. Ya da o yaptığım iş beni huzurlu bir şekilde yaşam idame ettirmemi sağlamıyorsa biz onu başarı olarak addedemeyiz. Aslında o bizim başarı diye söylediğimiz bizim hayatımızı başarısızlığa sürükleyen bir etkendir. Çünkü mutsuz bir birey ister istemez hayatın her alanında bunu aksedecek. Yaşantısında da bunu aksedecek. O yüzden ya da diyelim ki tam tersi olarak işte yaptığımız bir iş objektif olarak bakımında gerçekten bir başarı. Ama sürekli kafamızda şey diyoruz. Hayır, tam olarak başarıya ulaşmadım. Hayır, ulaşmam gereken başarı bu değil. Bunun bir daha üstü var. Üstüne ulaşabilirim. Deyip kendimizi önemsizleştirip, yetersiz görüp yaptığımız her işi aslında bu değil, bu başarı değil dersek bu da aslında bir doyum noktası olmayacak. Daha çok kişinin yıpranmasına ve kendimizi zaten başarılı olamam ki. İşte bunun bir ucu bucağı yok deyip salıvermemize, o özgüvenin düşmesine, o gayretin hepsinin sona ermesine sebebiyet verecektir. O yüzden asıl başarı kişinin yaptığı işin sonucunda mutlu olması. Evet. Ve onun hani kendine kattığı şeyleri düşündüğü zaman evet gerçekten başarılı oldum ve ben bunun sayesinde şunları elde ettim. Evet. Ve elhamdülillah bu ulaştığım sonuç da hani kötü bir sonuç vermedi diyebilmesidir. Evet. Elbette ki biz hatalar yapmayacak mıyız? Yapacağız. Yani hiç her işimiz başarıyla mı sonuçlanıyor? Tabii ki hayır. Yeri geliyor çok istediğimiz, çok çabaladığımız şeyler sonu hüsranla da sonuçlanabiliyor. Ama biz önemli olan bundan ders çıkartıp evet tamam ben çabaladım, elimden geleni yaptım. Demek ki takdiri buymuş. Ben bundan sonraki de daha fazla çalışırım ya da başka bir taktikle ilerleyeyim. Belki de bunu yapmamalıydım. Şeklinde olursa bu kişinin aslında psikolojik olarak da kendini rahat hissetmesine, huzurlu hissetmesine ve çöküşler yaşamamasına sebebiyet veriyor. Evet. Ama burada şu da değil hani işte tamam ben keyifli yapacağım, işte sağlıklı bir şekilde yapacağım ama o zaman ben her şeyi bırakayım, keyif aldığım şeylere yöneleyim. İşte zaten onlar çok zordu, hayatımı aşırı zorlaştırıyorlar. O zaman tamam ben bundan keyif de almıyorum, bırakayım. Bu da değil, bu da bu defa başarıyı
engeller. Aslında biz kendimize bahanelere sığınmış olup o işi bırakmış oluruz. Evet. O yüzden hani amacımız ihtiyaçlarımızı tekrar gözden geçirmek, karşılanmayan varsa nasıl karşılanmadığını keşfederek karşılamak için yeni yollar aramak olmalıdır. Kalkıp da tembelliğe kaçıp tamam işte ben keyif almıyorum, mutlu da olmuyorum, zaten çok da zor bu iş, bunu ben başaramayacağım da deyip bir köşeye de çekilmemek lazım. Evet, aslında niyetin ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz burada. Yani benim niyetim eğer yolun başında İlla başarılı olmaksa bence bu da yanlış oluyor. Yani ben işimi çok doğru bir şekilde yaparak yol alacağım yol boyunca. Neticesi de Allah Teala'dandır, başarı da Allah'tandır gibi. Şimdi o konulara da gireceğiz gerçi sizinle de. Bunu düşünmek bile bence hani başarıdır yani. Sadece bu niyetle yola çıkmak bile başarıdır bence. Elbette tabii ki yani çünkü hani her dediğimiz gibi her insan her yaptığı her başladığı işte başarılı olamaz. Bu bir ütopyadır yani bu ütopik bir düşünce. Çünkü evet. Yani sonuçta sorunlarla karşılaşıyoruz. Bizim de belli bir olgunluğa ulaşmamız gerekiyor bazı şeylere tam ulaşabilmek için. Yine başarı anlayışını biz hani sadece işte o başarıya ulaşacağım olarak da zaten hedeflememeliyiz. Dediğiniz gibi hani evet yaptım elimden geleni yaptım. Bundan sonrası artık Allah-u Teala'nın takdirine kalmış bir şey. Yine biz başarı anlayışını sadece maddi bir şekilde maddi hedeflere ulaşmak için de kullanmamalıyız. Çünkü eğer biz maddi olarak şey yaptığımızda bu boşluk duygusu kaçınılmaz olacaktır. Yani maddi bir hedef koyuyorsun ve ona ulaşmaya çalışıyorsun. İşte bu maddi olarak ne söyleyebiliriz? Ün, mal, mülk yani kısaca sahip olman her şey. İnsan zamanla bunlara alışıyor zaten ve sonrasında bir şey oluyor. Hani tamam evet ben bunu başarı odağıma koydum ama tamam ulaştıktan sonra ne oldu? Evet alıştım ben buna. Bu var şu an elimde. İstersen bir boşluk oluyor. Evet. Bu yüzden bizim başarı hedefimizi tamam evet maddi şeyler olarak koyuyoruz ama buna manevi boyutlarıyla da yaklaşmamız Evet, gerekiyor. maddi olarak belki sınırlamamız gerekiyor yani sınır konusunda. Tabii ki de çünkü maddi olarak sınırladığım zaman maddiyatın bir sınırı vardır ve sen orada bir doyuma ulaşırsın ama maneviyatta o sınır yok. Maneviyatın sınırı olmadığı için de hayatı sadece maddi olarak da düşünmemek gerekir. Çünkü hayat asla tek boyutlu değil. Yani bizim ahiret hayatı dediğimiz aslında bizim en çok bizim için önemli olan bir bu dünya değil de diğer ahiretimiz olan bir hayattan da bahsediyoruz. Eğer biz sadece maddi olarak düşünürsek bazı korkulara sahip olmayız. Ama biz manevi hayatımızda düşündüğümüzde belli korkular edinmeye başlar. Ve bu şekilde hayatımızı ona göre idame ettiririz. Bu maddiyatın çünkü eğer şahsen biz manevi şeyler koymadığımız zaman, sınırlar koymadığımız zaman Allah muhafaza bu hırsa dönüşür. Aynen. Hırsa dönüştüğünde de bu zaten kişiyi ister istemez bir yerden sonra yıpratacak, daha çok kaygılı ve stresli bir hale getirecektir. Ama biz bunun manevi olarak temeline Allah-u Teala'nın rızasını koyduğumuzda, o minvalde ilerlediğimizde Allah'ın izniyle biz o işte başarılı olduğumuzda bir manevi doyuma da ulaşmış oluruz. Evet. Bu yüzden manevi kısmında çok önemli olduğunu, psikolojide de bu böyledir. Sağlam bir inanç sisteminden yoksun büyüyen çocuklar ilerleyen zamanlarda hayat içinde karşılaştıkları zorlukları aşmak olsa sorunlar yaşıyorlar. Evet. Mesela biz bir sorunla karşılaştığımızda ne diyoruz? Bu dünya hani imtihan dünyası ve biz bazı sorunlarla karşılaşacağız. İnşallah bunlara sabredersek sonunda biz selamete ulaşacağız. Bu dünyada olmasa da diğer dünyada diyerek kendimizi en azından bu şekilde motive edip bu şekilde inancımız ötürü bu inandığımızı hayatımızda uyguladığımız için bir boşlukla karşılaşmıyoruz. O yüzden kişilik gelişiminde rastlantısal ve gelişi güzel değil. Daha çok sağlam bir değerler sistemi üzerine kurulması gerektiğini söylüyor hani psikologlar ve bu şekilde ilerlemesi gerektiğini söylüyorlar. Ve biz hani bunu İslami bir düzeye getirdiğimizde Müslüman bireyler bir zorlukla karşılaştıklarında bunun Allah'tan olduğunun bilincinde, buna bir imtihandan dolayı olduğunun bilincinde oldukları için buna sabır ile sebat edebiliyorlar. Ama biz bunu diğer inanca sahip olmayan kişilere baktığımızda bu niye başıma geldi bir isyana gidip hatta bunun sonunda kendini öldürmeye kadar varan işte buhranlara giren bireyleri görüyoruz. Ki zaten biz araştırmalara baktığımız zaman da bu İslami inanç çerçevesinde olmayan ülkelerde intihar oranlarının ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü karşılaşan zorluklardan sonra bir isyana gitme oluyor. Ben neden bunu yaşıyorum? Neden bu benim başıma geldi? Halbuki İslam'da ne diyor? Hani dünyada bir rahat yok. La rahata fit dünya. Biz bunu bildiğimiz için sorunlara karşı sabredebiliyoruz. Bu da en önemli etkenlerden bir tanesi. Evet, yani aslında biz Müslümanlar olarak kadere iman ettikten sonra başımıza gelen her şeyin Allah-u Teala'dan olduğuna iman edişimizin vermiş olduğu
olduğu bir ferahlık var içimizde. Bu başarısızlık da olur. Aslında bu başarısızlık da bize çok fazla etki etmez. Kadere iman etmiş olduğumuzdan dolayı manevi boyut gerçekten başarı ve psikoloji noktasında çok önemli. Bir başlayalım, devam edelim inşallah. Gülsüm Hanım, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başarıya götüren etkenler nedir diyelim? Hani az önce bir psikolojik bakış açısıyla baktık. Çok güzel anlattınız, siz de ifade ettiniz. Başarıya götüren etkenler nedir diyelim? Buyurun. Başarılı olabilmek, hedeflerimize ulaşabilmek için gerekli motivasyonumuzun olması gerekiyor. Hı hı. Ve o işi yapmak istemeliyiz ve yapabilecek olan o gerekli donanıma da sahip olmalıyız. Hedeflediğimiz noktaya ulaşana kadar işte gereken gücü, performansı sarf edebilmeli ve zaman zaman da bu konuda kendimizi değerlendirmeliyiz. İşte test etmeli ve hedefimize ulaşabilmek için yaptığımız yanlışları düzeltebilmeli ve tekrar tekrar çalışmaya devam etmeliyiz. Başarılı olabilmek için belli başlı etkenler vardır. Bunlardan bir tanesi mesela hedef belirlenmesidir. Hı hı. Yani evet, hayatta herhangi bir hedef belirlenmeden, işte gün neyi doğurursa artık zaman neyi getirirse, hı hı, düşüncesi insanı belli bir süre sonra gayesizliğe ve başıboşluğa sevk edecektir. Yani hedef belirlemeden atılan ok bile hani ya o oku heder eder, hı hı, ya da çevrede herhangi bir şeye zarar verir. Yine biz bir yazarında dediği gibi hedefsiz gemiye hiçbir kaptan yol gösteremez. Bizler öncelikle bir hedef belirlemeliyiz o başarıya ulaşmak için. Hedefsiz ve gayesiz olduğumuz zaman o insanı eğitmek, İslam adına, insanlık adına hiçbir şey veremezsiniz siz ona. Çünkü bir hedefi yok. Sonuç olarak nereye ilerleyeceğini bilmiyorsunuz. Ya da ne konuda eğiteceksiniz ki? Yani şimdi karşınızdaki insana hedefin ne diye sorduğunda belli bir boşluksa ya da belli bir cevap veremiyorsa zaten onun alacağı eğitim de o hep boşlukta kalacaktır, hmm, maalesef ki. Yine Malcolm X'in de dediği gibi eğer bir amaç uğruna ayakta değilseniz her darbe sizi yere serebilir. Eğer biz kendimize bir hedef belirlemezsek zaten en ufak bir tökezlemede, en ufak bir engelde yere serileceğizdir. Evet. Yani o yüzden hedef belirlemek çok önemli bir noktadır. Müslüman için burada hedef de daima zaten hayatını Rabbinin rızası doğrultusunda yaşamak. Bizim zaten her zaman öncelikli hedefimiz bu noktada. İyi bir kul olup ebedi hayatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e komşu olabilmektir bizim hedefimiz. Yine Allah-u Teala ayet-i kerimede buyuruyor ya, ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Bizim öncelikli hedefimiz bu minvalde olmalıdır. Biz kulluğu öncelikle kendi hayatımızın merkezine almalıyız. Ondan sonra onun çevresinde kendimize yeni hedefler belirlemeliyiz. Evet. Yine doğum nasıl ki hak ve inkar edilemezse ölüm de o derece haktır. Biz bunun da farkındayız. İşte yine ayette buyuruyor ya, hanginizin daha iyi amel işleyeceğini sınamak için hayatı ve ölümü yaratandır. Allah-u Teala Müslümanın dünya hayatında yapacağı işlerin en güzel ve en doğru olması gerektiğini, onun için de hedefini belirlerken bu dünyaya özellikle de ahiret hayatına faydasını, ahiret hayatındaki faydaları gözetmesi gerektiğini ayette de söylüyor. Hmm. Şöyle ki, eğer biz zaten hedefimizi Allah-u Teala'nın rızası doğrultusunda koyarsak bu süreçte karşılaşacak sıkıntı ve zorluklar daha kolay mücadele edebiliriz. Çünkü aksi bir durumda biz sadece dünyadaki bir makamı istersek veyahut da başka bir şekilde dünyalık bir şeyi merkeze koyduğumuzda bu hırsa sebep olur. Ve biz bu hırs kıskançlığa ve hedefe ulaşmak için her yolu mübah görmeye. İşte, hmm, tamam, belki o yol Allah-u Teala'nın uygun görmediği, helal görmediği bir yolken biz dünyalığı merkeze koyduğumuz için o yolu bizim için aşmak belki problem olmayabilir. Ama biz bu kötü sonuçlara gitmemek için Rabbimizin rızasını düşünmek zorundayız. Yine Müslüman için belirlediği hedefe ulaşmak amaç değil, her zaman araç olmalıdır. Hmm. Diyelim ki hedef bir doktor olmak, öğretmen olmak, mühendis ya da avukat, çiftçi, esnaf, öğrenci, artık anne baba, eş, her ne olursa olsun Allah'ın rızası doğrultusunda en iyisi olabilmektir hedef. Yani şayet biz bunun dışında hani hedeflerimizi şaşırtırsak, hedeflerimizi maddi dünya odaklı yaparsak Allah muhafaza bizim manevi hayatımız için, diğer ebedi alem için probleme sebep olacaktır. Evet, yani aslında gerçekten bu çok önemli. Biz Müslümanlar olarak ilk öncelikli hedefimizin gerçekten kulluğumuz olması gerektiğini, ben neden buradayım, varlık sebebim ne, niçin gönderildim ve neler yapmam gerekiyor. Evvela amaç ve hedef belirlenmesi gerekiyor. Daha sonra az önce de ifade ettiğimiz gibi, yani kadere iman etmiş bir toplum olarak, kadere iman etmiş bir ümmet olarak aslında başarısızlık diye tabir ettiğimiz şeyler de birer imtihan vesilesidir. Bunlar bile bize bunu çektiğimiz, bu zorlukları ve sıkıntıları çektiğimiz süreç içerisinde İnşallah Allah'ın izniyle bizlere günah kefareti olarak veyahut da ne bileyim
sevap olarak geri dönecektir biiznillah. O yüzden gerçekten Müslümanın hani darda kalma anı da, ne bileyim üzüntüsü de, kederi de, bunların hepsi de birer hikmet penceresinden baktığımız zaman gerçekten çok büyük iltifatları hak edecek bir sistem içerisinde hakikaten yaşıyoruz Müslüman ümmet olarak yani. Dediğiniz gibi gerçekten hani kişinin o hayatın merkezinde Allah rızasını alması zaten onun bütün işlerinde hani inşallah berekete ve bir yerden sonra muvaffakiyete vesile olacaktır. Er evet. ya da geç. Yine hani diğer bir etkenlerden bir tanesi de dediğiniz gibi insanın kendini tanıması. Hı-hı. Yani her insanın doğuştan getirdiği fıtri ve sonradan elde ettiği kesbi yetenekleri vardır. Hı-hı. Ve ortaya konan irade ve çabanın başarılı bir sonuç vermesi kişinin yetenek sahibi olduğu alanda çalışmasıyla mümkün olur. Şimdi kalkıp da yetenek sahibi olmadığımız alanlarda istediğimiz kadar disiplinli ve ummalı bir şekilde çalışalım biz. Özveriyle yapsak dahi orada ulaşabileceğimiz sonuç vasat olacaktır. Hı-hı. Çünkü neden bizim yeteneğimiz o minvalde değil. O yüzden kişinin kendini tanıması bu noktada çok önemli. Yine yeteneğinin tespiti noktası da burada çok önemli. İlgi duyduğu alana işte yönlendirilmesi, işte bu öğretmenler yoluyla olabilir, ebeveynler yoluyla olabilir ya da o sosyal alanda İslami çalışmalarda sorumluluk sahibi kişilerin yönlendirmesiyle bu daha çok hani insanın kendini tanıması ve o yeteneğine yönelmesi gerekmektedir. Evet, çünkü yani, aksi olunca gerçekten insan nefsini büyük böyle sürekli kırbaçlıyorsun, yapmak evet. zorundayım, başarmak zorundayım diye böyle bir nasıl desem, kabz hali mi desem artık, böyle evet. bir hal mevcut. Fakat bakıyorsun yeteneğinle alakası yok. Aslında insanın evvela kendini keşfetmesi de çok önemli hususlardan bir tanesi. Başarıya götüren unsur olarak ele aldığımız vakit. Ya elbette, çünkü hani zaten eğer senin yeteneğin yoksa sen istediğin kadar çabala çalış, bir yerden sonra o başarıya ulaşamıyorsun. Özellikle bu gençlerde çok oluyor. Ya her alanda çok iyi olduklarını düşünüyorlar. Hmm. Her alanda bir çalışma ve bu defa bir yöne yönelmemenin vermiş olduğu bir başarısızlıkla karşılaşıyorlar. Ya da kendini hiçbir şekilde başarılı düşünmüyor ve ben hiçbir şeyde başarılı değilim deyip ikinci bir grup olarak hiçbir alana dair bir kendini yetiştirme içerisine girmiyor. Hmm. Bu defa birinci bahsettiğimiz işte her alanda başarılı olduğunu düşünenler bu defa bir başarısızlığa ulaşınca bir özgüven kaybı oluyor ve ister istemez kendi kabuğuna çekiliyor. Hı-hı. İkinci kişiler de zaten hiçbir çaba göstermedikleri için, tamamen korktukları için onlar da aynı şekilde kendi kabuklarına çekiliyor ve her iki halde de başarısızlıkla sonuçlanıyor. Evet, Mümin Sekman'ın bu konuda çok güzel bir sözü var, aklıma gelmişken ifade edeyim. Her alanda bir şey, bir alanda da her şeyi bilmek. Aslında bizim de öyle olmalı. Yani kendi becerimiz, yani neye liyakatimiz varsa, neye ehilsek, meylediyorsak o konuda belki derinleşebilmek, ama her alanda da hayat adına, ne bileyim, bir şeyler bilmek bizim açımızdan çok iyi olacaktır. Bir de şu, az önce onu söylerken aklıma şu da geldi. Yani işte daldan dala atlamak. Onun daha sonunu görmeden, onda belirli bir çaba sarf etmeden olmadı ya, farklı bir dala atlamak. Gerçekten bu da insan psikolojisine hem büyük bir darbe vuruyor, hem zaten ortada başarıya ulaşmak gibi bir şey kalmıyor, bir amaç kalmıyor. Dolayısıyla gün geçtikçe insanın zayıfladığını görüyoruz. Hatta olmadı, olmadı, olmadı diye büyük bir uyuşukluk halinin içerisine girip büyük bir tembelliğe girenler de oluyor. Bir söz vardır, yer değiştiren fidan çabuk büyümez diye. Gerçekten öyle. Yani eğer bir konuda ilerlemek ve bir konuda derinleşmek istiyorsak, ilk tökezlemede, belki ilk engelde hemen yere düşüp de işte yapamadım, olmadı gibi bahanelerin ardına sığınmaktansa o konuyu kazmak, ya ilerlemek, önüne ne çıkacağı daha belli değil. İlerleyip belki o konuda kendini kalifiye etmek daha doğru olur başarıya ulaşmak adına. Tabii ki de elbette, hani dediğiniz gibi hani daldan dala atlayınca ya da ilk engelde başka bir alana yönelince zaten bu sürekli tekrar eden bir şey haline geliyor. Hmm. Yani sürekli bir değişim haline. İşte ben bunu da başaramadım, tamam diğerine geçeyim. Bunu da yapamadım, tamam diğerine geçeyim. Mantığıyla ilerlendiği zaman ne elde bir sonuç oluyor, güzel bir sonuç, ne de artık bir yerden sonra kişide o çalışma isteği ya da bir başarıya ulaşma arzusu kalıyor. Biz buna şeyi çok örnek verebiliriz, mesela Fuat Sezgin. Hmm. Fuat Sezgin azim ve gayretleriyle takdire şayan bir ilim hayatına sahip birisi. Hmm. İşte dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam bilim tarihi araştırmacısı Fuat Sezgin. Ve İslam bilimler tarihine adamış kendini, ardında kütüphanelerde olsa kitaplar bırakarak gitmiştir. Ve Fuat Sezgin'in bilimler tarihçisi olmasında hocasının bilimlerin temelinin İslam bilimlerine dayandığını söylemesi etkili olmuş ve bu tespitinden yönelerek Fuat Sezgin bu ilim dalına yöneliyor. Burada biz şey görüyoruz, işte yönlendirmeyi görüyoruz. Hocası
Fuat Sezgin o alanda iyi olduğunu görüyor ve İslam bilimlerinin aslında bilimlerin temeline dayandığını söylüyor ve Fuat Sezgin o alanda ilerliyor. Bizim burada bahsettiğimiz hani o bireysel başarıyı elde etmek için insanın kendisini tanıyor olması öncelik. Evet, çok önemli. Yani kimim ben? Gelecekte ben nasıl bir birey olmak istiyorum? Önceliklerim neler? Ben nasıl bir yaşam kurmak istiyorum? Veyahut da bu minvalde sorular sorarak kendimizi tanımalı. Önce kendimizi keşfetmeli, yeteneklerimizi bulmalı ve ona göre ilerlemeliyiz. Ve bu minvalde de artık kendi kişisel gelişimimizi sürdürmeli, ona yönelik eğitimler almalı, o yönde çalışmalar yapmalıyız ki o tamam evet kendimizi tanıdık, keşfettik de tamam bu kadar da kalmamalı yani. Onun üzerine gitmeliyiz ki o başarıya ulaşabilelim. Evet, yani gerçekten insanın her alanda, istediği her alanda biraz kendi üzerinde emeğinin olması gerekiyor. Yani işte ben ya da şu da oluyor bazen, işte ben niyet ettim, Allah'a havale ettim, tevekkül ettim. Bu kavramları da yanlış anlıyoruz. Yani değil, biraz çaba, biraz azim, biraz gayret, belki biraz emek ter. Daha sonra yani bir işin üzerinde ve insanın kendi kendini kalifiye etme noktasında, inşa etme noktasında da kendi üzerinde biraz emeğinin olması gerekiyor. Yoksa her şeyi Allah-u Teala'ya havale etmek, bu da bizim müminliğimizin, imanımızın kuvvetliliğinden kaynaklanmıyor. Yani tabirleri çok güzel anlamamız gerekiyor ki hayatımızı o denli aksettirelim. O yüzden evvela belki azim, gayret, çaba, daha sonra Allah'a havale diyebiliriz. Elbette tabii ki de hani dediğimiz gibi bu çalışma olmasa, bir çalışma, bir gayret olmasa tamam yeteneğimiz var ama o yeteneği kullanmak gerekiyor. Onu çalıştırmak ve tekrardan etkin hale getirmek gerekiyor ki bunu da işte diğer bir etken olan planlı davranmak ile elde edebiliriz. Hmm. Yani biz bir plan yapmalıyız. İşte ben nasıl ilerleyeceğim ve bu planladığımız şekilde ilerlemeliyiz. Ama bu planı yaparken de genelde bizim gençler olarak yaptığımız en büyük hata ütopik planlar yapmak. Böyle hani hiçbir şeyi yapmıyorken birden kişinin kendine çok yüklenmesi. Diyelim ki günde 6 saat çalışma koyuyor birden. Halbuki daha ondan önce 1 saat bile ders çalışamıyorken. Ya da işte ben bir günde bir kitap bitireceğim. Daha ondan önce 10 sayfa, 20 sayfa bile kitap okuyamazken böyle uçuk planlar yapıp ya da işte planı o kadar dolu dolu yapıyorsunuz ki hani bir yerden sonra hani görünce bile of ben bunu nasıl yapacağım? Hani değil. Ben bunu yapamam deyip o daha başta o şeye düşüp, vehamete düşüp hani bırakmak. Genel olarak gençler olarak hani yaptığımız hatalardan bir tanesi bu. O çalışma için yavaş küçük küçük başlamak gerekiyor. Kesinlikle. Küçük adımlar. Diyelim ki ders çalışmaya başlayacaksın. Artık planlı programlı şekilde çalışayım. Günde bir saatte başlarsın. Zamanla bunu arttırırsın. Ama istikrarlı bir şekilde olduğu için çünkü diğer bir etken de istikrarlı bir şekilde olmak. İstikrarlı bir şekilde olduğu için bu hem sana verim verir ve verimli faydalı bir vakit geçirmiş olursun. Hem de daha baştan gözün korkmaz. Ve çalışma içinde seçilen saatlerin de hani çok önemli olduğunu biz biliyoruz. Zihnin dingin olduğu, diyelim ki işte çalışma saati koymuş ama gece 11'de başlıyor. Gece 11 zaten zihnin en çok yorgun olduğu, artık belli bir yerden sonra o günün yorgunluğunun hepsinin toplandığı saatler. O yüzden hani o saatlere de dikkat etmek gerekiyor. İşte sabahın ilk saatleri mesela en verimli saatlerdir. Evet. Hani bu planlama program çizilirken bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Kişinin kendini tanıması yine burada da çok önemlidir. Aynen. Hani ne kadarını kaldırabileceğini kişi kendisi bilirse tabii ki de işte kendini aşması gerekiyor. Ama bu aşma birden 5 saatte ya da 6 saat çalışmayla başlamamalı. Ya da birden işte ben bu işin hepsini yapacağım, gün boyu çalışayım. Bu ütopik bir şey olur ve devamlı ve sürekli bir şey de olmaz zaten. Bir yerden sonra kişinin bünyesi de bunu kaldırmadığı için bırakacaktır. O iş yarım kalacaktır. Evet. Yine yani gerçekten bir insanın ilk olarak ilk anda kendine yüklenmesi ki bu genelde işte ay başlarında veyahut da işte ne bileyim pazartesi günlerinde genel olarak bir plan program yapılır ve insan işte şunu yapacağım, bunu yapacağım diye gerçekten ifade ettiğiniz gibi ütopik bir hayalci bir yaklaşımla artık şunları yapacağım diye yükleniyor ama gerçekten onları yapmak için bile harekete geçemiyorsun çünkü gözün korkuyor. O yüzden hani şey deniliyor, hızlı koşan çabuk yorulur diye. Yani baktığım zaman Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala önceki zamanlarda işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam devrinde olsun mesela baktığımız zaman içki ilk önce bir anda haram kılınmıyor. Tedrici bir şekilde zamanla işte namazla başlanıyor. Namaza başladığın zaman içmeyin vesaire sonradan tam bir şekilde yasaklanıyor. Yani anlatmak istediğimiz şey şu, hayatın bütün alanlarında
alanlarında dengeli hareket edebilmek, gerçekten dengeli bir şekilde hareket edebilmek, bir anda yüklenmek de insanın kendi nefsine yaptığı bir zulümdür ve devamlı başarısızlık ve faydasızlıkla sonuçlanıyor. O yüzden vakti bilmek, kendini bilmek, aradaki dengeyi koruyabilmek belki bütün alanlarda alacağımız faydaya veyahut da o alanda göreceğimiz meyveye de şimdiden o anda işaret edebiliyor yani. Ya elbette o vakti ve planı ve programı kendine bildiğin zaman daha bir verimli olduğunu görebiliyorsunuz. Hani bunu insan kendi hayatında muhakkak herkes tecrübe etmiştir. İşte saatlerce böyle işte büyük bir liste hazırlanıp başlanan işlerle işte bugün sadece şunu şunu yapacağım deyip hazırlanan küçük listelerin daha verimli olduğunu, daha başarılı olduğunu, en azından kişiyi daha az yorduğunu görebiliriz. Ve biz bunu yaparken de yine tavsiyelere de açık olmalıyız. Yine çevremizdeki insanlardan da bizi vermiş oldukları önerileri ve tavsiyeleri dinlemeliyiz. Mesela biz buna yine Fuat Sezgin'e örnek olarak verebiliriz. Fuat Sezgin ilmi çalışmalarına yön veren lider. Bir gün ona hani kaç saat çalışıyorsun diye soruyor ve Fuat Sezgin de şey diyor, 13-14 saat çalışıyorum. Bunun üzerine Sezgin, bu tempoyla bilim insanı olamazsın. Eğer bilim insanı olmak istiyorsan bunu daha çok arttırmalısın diye bir öneride bulunuyor ve bunun üzerine Fuat Sezgin de çalışmalarını 17 saate çıkartıyor. Bakın bir günün 17 saatini çalışarak geçiyor. Biz hani başarılı insanlardan bahsederken zaten bunun kolay olmadığını, herkesin kendince tabii ki başarısı var ama hani Fuat Sezgin gibi bir başarılı bir ilim insanından bahsederken 17 saatlik bir çalışma sürecinden bahsediyor ve ondan sonra daha başarılı oluyor. Burada hani tavsiyelerin ve önerilerin de dikkate alınması gerekiyor. O öz disiplinin kurulması gerekiyor. Tamam, evet ben plan yaptım, program yaptım. Tamam, okey her şeyi hallettik. Ama bundan sonrası ne olmalı? Onu uygulamak. O öz disiplini sağlayabilmek ve hani belli bir yerden sonra mazeretlere yer vermemek. Çünkü bir defa mazeretlere sığınırsak onun devamı gelir. Mesela en büyük mazeret nedir? İşte ya pazartesi günü başlayacağım hafta başı ya da işte tam saat 7 olunca ders çalışmaya başlayacağım. Saat 7-10 olunca onu tekrar bırakmak. Veyahut da işte ben bugün bu işi yapacağım sonra o iş olmuyor tam o zaman hiç yapmıyorum. Öyle değil. Tamam belki sorunlar yaşanabilir, aksaklıklar çıkabilir ama minik bir adım da olsa o işi yapmak gerek ve o az da olsa o işe başlamış olmak o işin devamının geleceğine de alamet eder. Aslında biz belki o başlamasak yarın da erteleyeceğiz. Ondan sonraki günler de erteleyeceğiz ki zaten bu aksiyon içerisinde olmamak mesela bir diğer etkenlerden bir tanesinde de o hareketi aksiyona dönüştürmektir ya. O aksiyon içerisine geçtiğimiz zaman zaten ister istemez hani o başlamış olmanın vermiş olduğu sorumlulukla biz devamını getiriyoruz. Ama hani diyorlar bir işe başlamanın yarısı, bir işi başarmanın yarısı başlamaktır. Ve eğer biz şayet başlamaz isek o iş erteleniyor, erteleniyor, erteleniyor ki şeyde hadis-i şerifte de buyuruyor yarıncılar işte erteleyenler helak oldu. Bizler ertelediğimiz zaman bu sefer bu ertelemenin arkasına sığınıyoruz. Ve ister istemez bir türlü o işe başlayamıyoruz. Başlayamadığımız için de o başarıya ulaşamıyoruz. O yüzden sürece dahil olunca insan ister istemez şey hissi de geliyor. Tamam artık ben yapıyorum, başarabiliyorum. O hissin de vermiş olduğu şevkle, gayretle kişi daha çok çalışmaya, daha çok azimle devam etmeye başlıyor. Evet, nitekim dinimizin de aslında yönlendirdiği şeylerden bir tanesi az da olsa yapılan işin devamlı olmasıdır. İfade ettiğiniz gibi yani gerçekten istikrar bir başarının sağlanmasında en önemli etkenlerden bir tanesidir. Hadis-i şerifte de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam "Ehabbül amali ilallahi edvamuha ve inkalle." Yani amellerin Allah-u Teala'ya en sevimlisi az da olsa devamlı olandır buyuruyor. Gerçekten dinimizin yönlendirdiği, Rabbimizin ve Resulümüzün Aleyhisselatü Vesselam yönlendirdiği küçük de olsa bir adım atmak ve o adımı günlük küçük küçük adımlarla istikrarlı bir şekilde devam ettirmek. Asıl başarı aslında burada belli olabilir. Ve zamanla az önce de ifade ettiğimiz gibi zamanla belki üzerine saatler ekleyerek böyle bir başarı çizelgesi de hazırlayabiliriz kendimize. Ya, elbette çünkü hani dediğiniz gibi az az yapsak da o iş istikrarlı olduğu için bir devamlılık arz edecektir. Biz buna mesela alimlerimizden de örnek verebiliriz. Mesela Üstad Bediüzzaman Said Nursi işte 20. yüzyılda yetişmiş en büyük İslam alimlerinden biri. İlme ve ilmin öncülüğünde hani çok erken yaşlarda başlıyor Üstad ve bu ilmin öncülüğünde İslam ahlakını savunuyor. Materyalist felsefeye, din ve mukaddesat aleyhtarı insanlar
karşı büyük bir mücadele içerisinde de bulunuyor. Ve biz Bediüzzaman'a baktığımızda 6000 sayfalık dev bir eseri var Risale-i Nur. Ve bu öyle hemen birden ortaya çıkmış bir eser değil. Zamanla hani üstad her ömrünün sonuna kadar bu Risale'yi yazmış ve sonra tamamlamıştır. Biz burada aslında istikrarı görüyoruz. İstikrarlı bir şekilde Bediüzzaman Said Nursi eğer onu yazmasaydı veyahut da bir yerden sonra yaşadığı zorluklarla ki Bediüzzaman'ın hayatına baktığımızda hani müthiş zorluklarla, müthiş zorbalıklara maruz kalıyor ve onlara göğüs gelmiştir, sebat etmiştir. Biz onun hayatına baktığımızda aslında ne kadar iyi bir şekilde, hani istikrarlı bir şekilde devam edersek o işte başarılı olabileceğimizi görüyoruz. Evet. Yine biz bu işte başarılı olmayı ele aldığımızda hani mükemmeliyetli şekilde düşünmememiz lazım. Sürekli işte en mükemmeli olacak, en iyisini yapacağım. Bu düşünce aslında kişinin bir yerden sonra yıpranmasına, kendini çok hor görmesine ve özgüvenin düşmesine sebep olur ve o yaptığı işi önemsiz görür. O yüzden en mükemmelini yani en azından o ilk başladığımız anda en mükemmelini beklememeliyiz. İlerleyen süreçte tabii ki de mükemmele ulaşılır, mükemmele yakına da ulaşılır. Ama o ilk anda ona ulaşmak çok mümkün değildir. Ve bu yüzden kendimizi bununla yargılamamalı ve bu şekilde eleştirmemeliyiz. Ve her yaptığımız hatadan da ders çıkarmalıyız. Çünkü kimse her zaman doğru yapacak diye bir şey yok. Biz kuluz ve hatalarımız olur muhakkak. Her yaptığımız işte başarılı olamayabiliriz çünkü hatalarımız var. Yeri gelir yanlış stratejiler izleriz, yeri gelir başarısız oluruz doğru stratejiler izlememize rağmen. Ama yine de biz o hatalarımızdan ders çıkardığımız vakit bir sonraki defada, bir sonraki denemede muhakkak başarılı olacağızdır. İnşallah. Yani zaten baktığımız zaman gerçekten mükemmelliyetçilik eylemsizlik doğuruyor. Bu hayatın her alanında böyledir. O yüzden mükemmelliyetçi bir düşünce aslında bütün başarıların önündeki engellerden bir tanesidir. Belki en büyüklerinden bir tanesidir diyebiliriz. Her işim doğru olacak, her işim en güzel olacak diye aslında bir insanın kendi nefsine de yapmış olduğu bir zulümdür. İfade ettiğimiz gibi az önce de yani biz Müslümanlar olarak emri ilahiyle öncelikle biz yani vazifeliyiz, sorumluyuz. Neticesinde rıza ilahi. Yani aslında bizim hayatımız bu ikisinin arasında gidip gelir. Başarısızlıklar bizim imtihanlarımıza birer vesiledir. Ama gerçekten mükemmelliyet hiçbir insan mükemmel olamaz. Dinimiz mükemmeldir. İslam dini mükemmel bir dindir. Bizler Müslümanlar olarak o dine tabi olmayla belki kemal seviyesine aşama aşama yavaş yavaş ulaşabiliriz. Dediğiniz gibi hiç kimse hatasız değildir. Muhakkak elbette ki hatalarımız olacak ama önemli olan bu hatalardan ders çıkarmak. Mümin bir delikten iki defa ısırılmaz. Daha farklı stratejiler geliştirmek, denemek, çabalamak, üretmek belki bunlar bizim vazifelerimiz olabilir. Ve şu da çok önemli Gülsüm Hanım. Yani aslında bir şey hedef belirliyorsunuz. Daha sonra işte ben bu hedefimde başarılı olmak için çok çabalamalıyım diye kendini sosyal hayattan izole etmek, tamamıyla müzevi bir hayat yaşamak, ona yoğunlaşmak ve yoğunlaşmak dediğimiz yani sadece onu görmek, her şeyi boşlamak bu da aslında yanlış ki biz öğrencilerimizde de bunu görüyoruz. Gerçekten eğer sınav olsun veyahut da ne bileyim bir fakülte kazanma süreci olsun çok farklı bir şekilde, o kadar farklı bir şekilde ele alınıyor ki başarı kavramı ve bu yolculuk. Hani o yolculuk ona zarar veriyor. Gerçekten onun sağlığına zarar veriyor. Bu şekilde yol alıyor. Halbuki böyle değil. Az önce de ifade ettiğimiz gibi çalışmamızdan bile zevk alacak, çalışmamızı bile sevecek bir hale getirmemiz gerekiyor ki bize faydalı olabilsin. En azından sonu başarısız olsa da yolculuğumuz bizim için bir başarı olabilsin. Ya elbette hani dediğiniz gibi biz şu an günümüz öğrencilerinde ya da gençlerinde şeyi görüyoruz. Sadece bir alana yönelmek ya da sadece okul odaklı ya da iş odaklı bir hayat maalesef ki. Ama halbuki bizim odağımız neydi? En başta söylediğimiz gibi Allah rızası. Evet. Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak bizim ilk odağımız olunca ve o dava uğruna, o dava için çalışmak bizim için aslında daha önceliklerimiz olmalıdır. Dediğimiz gibi hani en başta kişinin kendini tanıması, hedeflerini belirlemesi lazım. Bizim önceliğimiz ne? Rabbimize kulluk ve onun davasını aktarmak, tebliğ etmek. Biz hani sadece tamam ben okul okuyorum, evet olabilir ki herkes okul okuyor. Ama biz bunun yanında İslami davadaki ya da İslami tebliğ noktasında kendimizi geri plana çekersek, arka planda olursak bu bizim hedefimiz ya da amacımız uğruna çalışma mı olur? Ya da biz hedeflerimize kaymaya mı sebep oluyor? Ki zaten olması gereken de önceliklerimizin davamız olması, İslam olması ardından diğer şeylere gelmesi.
ki biz bunu son zamanlardaki örneklerini de görüyoruz. İşte dört gencimiz mesela vefat ettiler ve biz hayatlarına baktığımızda gerçekten hepsinin hayatına baktığımızda imrenerek baktık ve milyonlarca kişi onlar için ağladı. Neden? Çünkü öyle güzel hayatlar yaşamışlardı ki hem İslam davasına hizmet ediyorlardı, hem İslam davasını yaymak istiyorlardı. Aynı zamanda fenli ilimlerde de kendilerini çok güzel geliştirmiş, o alanda da çok güzel mevkilere gelmişlerdi. Evet. İşte hepimizde olan o İslam davasıyla fenli ilimler bir arada gitmez algısını öyle güzel yıktılar ki, yani milyonlarca gence örnek oldular. Aslında zaten olması gereken de budur. Biz geçmiş alimlerimizin hayatına baktığımızda, İslam ilimleri noktasında çok üst noktaya gelmiş insanların hayatlarına baktığımızda görüyoruz ki hem fenli olarak çok güzel ilerlemişler, çok güzel kendilerini yetiştirmişler, hem de İslam davasına daha gençliklerinden, Hasan el-Benna mesela, onun hayatını okuduğumuzda mesela 17 yaşından başlıyor her şey. Hatta 17 yaşında o teşkilatı kurmuş oluyor. Evet. Ki biz şu an günümüzde 17 yaşındaki bir genç için hani öyle büyük sorumluluklar yükleyebiliyor muyuz acaba? Ki burada da biz zaten o alimlere baktığımızda da arkadaş çevresinin ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Burada arkadaş çevresinin de çok önemli olduğu noktasına da son olarak değinmek istiyorum. Çünkü şöyle ki, tembellik ve çalışkanlık bulaşıcıdır. Gül ile gezen gül kokar, is ile gezen is kokar sözü nispetince, başarı hedefi olan mümin, tembel, aciz, her şeyden şikayet eden biriyle gezdiği zaman ya da yapmayan ama eleştiren, hayal dünyasında yaşayan biriyle gezdiği zaman isterseniz bir noktadan sonra onu gibi olmaya başlıyor ve ona evriliyor. Evet. Yani o yüzden doğru arkadaş seçimi biz Peygamber Efendimiz'in hadislerinden görüyoruz. Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Hadisi minvalinde yine aynı şekilde kişinin arkadaşı... Çok az dakikamız kaldı. Hatta vaktimiz bitti. Toparlayalım hemen. Bu sebepledir ki hani arkadaş seçiminin de çok önemli olduğuna değinmek istiyorum. Başarı hususunda. Başarı hususunda. Çünkü kişi başarılı insanlarla gezince ister istemez o kendini başarıya sevk edecektir. O da bir aksiyon içinde bulunacaktır. Başarıyı sadece dünyevi olarak nitelendirmemek gerekiyor. Evet. Dünyevi amaçlar hususunda sadece merkezinde dünyayı koyduğumuz zaman ister istemez başarılar bir yerden sonra başarısızlık olarak bize dönecek ve buhranlara sebep olacaktır. Son olarak hani bunları söyleyebilirim. Evet, çok çok teşekkür ederiz Gülsüm Hanım. Konumuz daha da ilerleyecekti. Maalesef vaktimiz yetmedi. İnşallah ilerleyen süreçlerde tekrardan ele alırız, devam edebiliriz diyelim. Ağzınıza sağlık. Tekrardan hoş geldiniz demiş olalım. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta hukukçu Gülsüm Sena Kiraz Hanımefendi ile birlikteydik. Başarı kavramını ele aldık. Kur'an ve sünnet perspektifinden ele aldık. Yine normal mahiyetlerini ele almaya gayret ettik. Bu haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yeni bir konu ve konukla görüşünceye değin. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.